Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir pastacı kreması veya pasta kreması da diyebileceğimiz bir tarif hazırlayacağız inşallah. Şu gördüğünüz kıvam hiç dinlenmemiş, hiçbir şekilde buzdolabına girmemiş, daha yeni yapılmış hali. Bir de bunu 3-4 saat dinlendirdikten sonra daha net anlayacaksınız. Gerçekten pastalarınızın üzerine istediğiniz şekli verebileceğiniz bir kıvamda olacak inşallah. Lezzeti de çok yerindeydi gerçekten sevgili arkadaşlar. Deneyin ve tadını bakın. Ondan sonra bana hak vereceksiniz. Fikirlerinizi tabii ki benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle orta boy bir tencereye 1 litre sütümü ilave ettim. Üzerine 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, mısır veya buğday fark etmez siz nasıl arzu ederseniz. 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker artı 2 yemek kaşığı, yani 1,5 su bardağı olmayacak şekilde. Tabii ki şekerli seviyorsanız o ayrı 1,5 yapabilirsiniz ama bu kıvamı tam yerindeydi. Ve karıştırmaya başlıyoruz. İyice karıştırmazsak burada sevgili arkadaşlar içinde topak kalır ve muhallebimiz istediğimiz kıvamda olmayabilir. Bu arada benim ocağımın altı daha kapalı, açmadım. İyice karıştırdıktan sonra ocağı açacağım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi karıştırma işlemi burada bitiyor ve ocağın altını yine açıyorum. Ve karıştırma işlemine tekrar devam ediyorum. Kaynayana kadar, istediğim kıvama gelene kadar karıştıracağım. Lütfen burada işleme ara vermeyin. Çünkü hemen topaklanır. Biliyorsunuz içinde un ve nişasta varsa daha rahat bir şekilde topaklanacaktır ara verirseniz. Bu arada arkadaşlar bu tarifi ben bu sefer değiştirdim. Ben her seferinde değiştirerek yaparım genelde tariflerimi. Ama istediğim tarife ulaştığım zaman orada artık değiştirmem. Evet, bu tarife ulaştım ve gerçekten artık yani hiçbir şekilde değiştirmeyeceğimi düşünüyorum muhtemelen. O, çünkü lezzeti, kıvamı tam yerindeydi. Siz de hiçbir malzemesine dokunmadan bu haliyle yaparsanız gerçekten istediğiniz sonucu elde edeceğinizi düşünüyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi artık kaynadı. Kıvamının kuyu olduğuna bakmayın. O çok iyi bir kıvam. Böyle olması gerekiyor. Çünkü bunu daha blenderdan geçireceğim. Ve altını kapatacağım şu an. Daha sonra blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz olacak inşallah. İçine 100 gram tereyağım ve bir paket vanilyam vardı. İkisini de ilave ettikten sonra tekrar karıştıracağım. Tereyağı eriyene kadar. Sıcakken ocağı kapatır kapatmaz hemen tereyağımı ilave ettim. Veya margarin fark etmez. Hangisini arzu ederseniz daha sonra blenderla bu işleme karıştırmaya devam edeceğiz. Pürüzsüz bir hal alana kadar. Dediğim gibi kıvamın koyu olduğunu düşünmeyin. Çünkü zaten tereyağı girdiği için içine o istediğiniz yere ulaşacaktır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale geldi. Evet, bakın ne kadar güzel bir kıvamda. Bunu ben pastanın üzeri için, daha doğrusu içi için hazırlamıştım. Şeker hamurundan yapılan bir pastaydı. İleriki zamanlarda tabii ki inşallah onu da paylaşacağım. Ama o kadar lezzetliydi ki birkaç misafirim vardı. Misafirim dediğim aileden, yani ailemin içinden. O kadar beğendiler ki paylaşacak mısın, paylaştın mı bunu diye özellikle belirttiler. Çünkü denemek istiyoruz. Arada biz de yaparız, buradan faydalanalım. Yani çünkü tattılar ve gördüler. Gerçekten çok lezzetliydi. Muhakkak deneyin arkadaşlar ve fikirlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Bu şekilde ben tenceremin altını kapattıktan sonra hafif bir soğudu. Üzerine
Stretch filmi geçirdim. Çünkü dinlenmeye bırakacağım. Üzeri kabuk tutmaması için. O şekilde bir saat dinlenecek o. Daha sonra karıştırma kabına 2 paket süt kremasını aldım. Ve blender yardımıyla karıştıracağım. Burada kremanız çok soğuksa şey olur, dikkat edin arkadaşlar, tereyağı haline gelebilir. O yüzden biraz daha dikkat etmeniz. Başlığını değiştirdim, yanlış başlık kullanmışım ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kremamı istediğim bir şekle gelene kadar. Şöyle bir şeklini göstereyim size, görün. Şimdi üzerine bir saat kadar dinlendirdiğim muhallebimi ilave edeceğim. Kapağını kapatıp tekrardan blender yardımıyla karıştıracağım. İkisi birleşene kadar. En yüksek hızda bunu yapacağız arkadaşlar. Çünkü tamamen istediğimiz kıvama gelmesi için çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Tekrar başlığını değiştirdim ve karıştırmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi ipek gibi bir kıvama geldim. Muhallebimizi bir gün öncesinden yaparsak, buzdolabında rahat rahat dinlenirse çok güzel bir kıvam alacaktır. Ama vaktiniz yoksa 3-4 saat de yeterli olacaktır. Ama muhakkak 3-4 saat en az dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kıvamı güzel ama dinlenmezse daha sonra krem şanti torbasında sıktığımız zaman o şekli yayılabilir. Evet, bizden bugünlük de bu kadar sevgili arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın efendim.